Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da Türk gücü serimize efsane bir hızla, efsane bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sonunda abi yeni transfer kartları çıkmaya başladı. Zaten dün de bununla ilgili bir video çektim. Ve ayrıyetle arkadaşlar etkinlikten bağımsız yorumlarda gördüm Burak Yılmaz'ın Beşiktaş kartı çıkmış. Ve bugün sizlerle birlikte Türk gücü kadromuza onu alacağız. Biliyorsunuz geçen videoda Adebayor'a Slimani'yi basmıştık. Ve maalesef oyuncu bozulmuştu arkadaşlar. Bu videoda da Burak Yılmaz'ı alacağız. En beğenilen yorumu olduğu için ve videoya başlamadan önce arkadaşlar daha fazla Türk gücü videoları için ve daha fazla video atmam için bu videoya like atmayı unutmayın. Hadi bakalım hemen 2000 beğeni yapalım. Ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Hepiniz kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet kankam, bak sen de hoş geldin diyorum. Sen de abone ol. Hadi bakalım bugün de bir 200 abone gelsin. Onu dediğimden beri her gün neredeyse 200 abone geliyor. Sen de abi bak, dışarıdan izleyen çok kişi var çünkü, yani önerilerden falan gören. Hemen abone ol, sen de aramıza katıl. Daha fazla böyle videoları kaçırma, bütün videolarımdan haberdar ol. Hafta sonları yarışma, turnuvalı, canlı yayınlar falan da açıyorum. Dün açmıştım zaten. Her neyse arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte hemen en beğenilen yorum olan tabii ki de Burak Yılmaz'ı takımımıza alacağız. Bir sonraki bölümde kimi alalım yorumlara yazın arkadaşlar. En az 150 beğenilmesini istiyorum beğenilen yorumun. En çok beğenilen yorumu alacağız. Bu arada arkadaşlar hemen bir Burak Yılmaz'ın yorumunu ekranda görün. Evet, Burak Yılmaz'ın yorumunu şu anda ekranda görüyorsunuz. Ve ben de Burak Yılmaz'ı hemen alayım. Burak Yılmaz'ı aldıktan sonra da başka bir yorum göstereceğim. Biliyorsunuz Türk gücü videolarında hep beğenilen bir yorum gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Burada gördüğünüz gibi Beşiktaş ve Trabzonspor kartları var. Biz yeni transfer Beşiktaş kartını alacağız bu adamın. Ve arkadaşlar dediğim gibi şimdi en güzel, bana atılan güzel bir yorumları Türk gücü videolarımda gösteriyorum arkadaşlar. Ve sizler de güzel bir yorum yapabilirsiniz. Eğer şu andaki gibi sizin de yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız, burada yorum atan kardeşime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizler de oyunla ilgili, benle ilgili güzel yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya onlardan seçiyorum Türk gücüne atılmış yorumlar arasından. 250 bin coins var gördüğünüz gibi. Ve başka da bir şey yok yani, daha ucuz. O yüzden 250 bin coins'i verdik Burak Yılmaz'a. Ve şu anda arkadaşlar bir Vişka'nın değerine bakacağım. Yani oyuncu bayağı bir pahalı bir oyuncu. Artık gerçekten yuh diyorum ben bu adama. Cidden ilginç ya. Bayağı bir ilginç bu adam. Bakalım, evet şu anda bakıyoruz. Vişka 3.9 3.6 milyon. Vay, düşmüş. Alabiliriz he. Bakın arkadaşlar yorumlara yazın, alalım mı almayalım mı? Yorumlara yazın, bakın Vişka'yı alabiliriz. Hemen abi ben Burak Yılmaz'ı buraya, tabii ki de bunu değil, bu Burak Yılmaz'ı değil, bu Burak Yılmaz'ı koyacağım. Boostları farklı mı? Boostları farklıysa gerçekten çok ilginç olur bu arada. Yok abi, galiba aynı, muhtemelen de aynıdır zaten, farklı neden olsun. Adebayor'u basacağım abi. Adebayor'un kartında şu an ne var biliyor musunuz? Hem Slimani var hem kendi boostları falan var. Adebayor'un kartı ilginç, bir de Burak Yılmaz'ın kendisini basacağım. Ve abi bir de şöyle bir 5000 basacağım. Sonrasında abi, ya da 5000 basmasa mıydım ya? 5000 basmaya ne gerek vardı ki, değil mi? Dur şu 5000'i çıkar abi. Şunların hepsini tek tek basalım abi. Evet, evet, tamam. Evet, şimdi 5000 arttıracağım Burak Yılmaz'ı. Çünkü artık Burak Yılmaz'ı biz kullanacağız ya galiba. Burak Yılmaz'ı çok iyi bir şekilde kullanmaya başlayacağız. 82 rating yaptık gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar Türkiye Ligi'nde bence oynayan böyle golcülük olarak en iyilerinden birisi santrafor olarak. Biliyorsunuz Türkiye Ligi'ne sürekli güzel santraforlar gelmiyor. Ve arkadaşlar diğer bölümde muhtemelen, yani Quaresma'yı ne yaparız bilmiyorum. Buraya da çeksem bayağı bir boost'u düşüyor. Hani buraya alsam yine burada da boost'u olmaz muhtemelen. Aynen abi bak, burada da olmuyor. Bir sonraki bölümde sağ kanata Vişka'yı alabiliriz. Fenerbahçeli oyuncu kadroda sadece 2 tane var. Ona göre de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Ve birazdan sizlerle birlikte maça başlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Mağazamıza girelim. Ve maçtan önce bir paket açalım arkadaşlar. Bu arada bütün Türk gücü videolarını arkadaşlar bu kısımları izleyin. Belki paketten bir elit çıkar ya. Düşünsenize çıktığını. Yok böyle şans gerçekten derim. Ama inşallah çıkar. Hadi bakalım gelecek mi? Gelirse çok güzel olur. Stavetski, Georges ve Holding geldi abi. Holding şey demekti abi, ne demekti? Rölanti galiba. Rölanti demek olabilir. Eğer Rölanti demekse bu adamın keşke boost'u Rölanti olsaydı. Zaten Rölanti defansif bir boost olduğu için herhalde öyle. Tam olarak öyle hatırlıyorum şu anda. Her neyse arkadaşlar, sizler beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ben transferlerimi yapmaya devam edeceğim. Hadi bakalım Türk gücü serilerine zaten bomba bir like patlaması geliyor. Sizler de beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ve maçımız başlıyor. Bakalım şimdi neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Bakalım kazanabileceğiz mi? Rakibin zorluğu ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Şu an heyecan yaptım hatta. 93'ken 120 kimyayız. 95'ken 120 kimyalık bir rakip verdi bize. Gerçekten ilginç bir rakip. Bakalım başımıza neler gelecek. Atağımız hemen hemen eşit. Defansımız da hemen hemen eşit. Sadece orta sahası bizden üstün. Ama biz abi orta sahamızdan zaten memnunuz. O yüzden bir sıkıntı yok. Bizim atağımızdan da biz çok memnunuz. Manu şimdi. Elvis Manu çok iyi.
Bu arada yani bak Manu bu bölümde bence bir patlama yapacak. Adam ne yapıyor abi? Adam niye güldü? Bir top kaptırdık, adam güldü. Herhalde hayatında hiç top kapamamış abi. İlginç geldi herhalde, bilmiyorum. Ya da tanıdı mı acaba? Yo, Mister'la başlıyor abi, tanımamıştır. Bazı takipçilerim tanıyor arkadaşlar. Beni tanıyorsanız size bir şifre vereceğim. Eğer beraber oynarsak bana o şifreyi yazın ya. Maça karşı karşıya gelirsek. Adam Erko oyundaki hesabı satın aldığım için. Bu arada bir dakika. Aa, gol yediğim. Neyse arkadaşlar, bakın şifre şu. 1 bu, 2 bu, 3 bu, 4 de şu abi. Şu dörtlüyü yapın. 2 tane yeşile basın, bir tane sarıya, bir tane de maviye. Bunları yaparsanız eğer şu an mutlu olurum. Bu arada adam benim adama attığımı sandı onları. Adam şu anda iyice delirdi ya. Bilmiyorum neden böyle oldu ama ben bu adamı bir göstereceğim abi. Türk'ün gücünü görsün ya. Gerçekten bu maçta ben bayağı bir sinirli oynayacağımı düşünüyorum. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı. Evet, Türk'ün gücünü gösteriyoruz yavaş yavaş. Belhan da vur. Belhan da astı abi. Adam Türk'ün gücünü gördü. Yani gerçekten bayağı bir, ben size şeyleri gösterirken, emojileri gösterirken adam bayağı bir şımardı. Ama adamı tabii ki de artık yok edeceğiz. Yani şu an çok sinir oldum. Gerçekten böyle şeylere çok tilt oluyorum. Umarım tilt olup da kaybetmem ya. Hadi bakalım. Hani şey sandı abi, ben Türk kadrosu kurdum, kötü bir kadrom var falan sandı ama bizim orada uçan Manu'muz var abi. Manu, Manu, Manu ağlar böyle. Ağlar arkadaşlar. Böyle ağlatırız. Türk gücü böyle herkese ağlatmaya devam edecek abi. Bundan sonra da ben kaybetmeyi çok düşünmüyorum. FIFA şampiyon klasmanında da olsak herkesi yok etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben zaten bu maçları güzel bir galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Bence Türk gücünün böyle maçlarını da bayağı bir izlemenizi öneriyorum. Gerçekten, çünkü efsane maçlar dönüyor. Dembele. Roberto Carlos. Çok iyisin be. Abi süper. Oğlum bayağı bir iyi bu arada ya. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bu topu da kaybetmeyebilirdim. Bu atak golle de sonuçlanabilirdi. Çünkü hani üste falan pas versem gerçekten güzel olabilirdi. Ama Roberto Carlos gerçekten harika ya. İyi ki gelmiş abi. Hadi bakalım şimdi Dembele. Belhanda, Pablo Fornas, orta, Gökhan Gönül kafayı vuramadı ve kaleci Muslera harika bir şekilde uzandı. Helal olsun be, işte bu abi. Yani takım gerçekten hileli gibi ya, gerçekten süper oldu. Ben bu takımı kullanırım abi ya. Bu takım, ne bileyim, ben çok mutluyum ya bu takımda şu an. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz yeni transfer oda, bakalım neler yapacak. Daha önceden takımda oynamıştı eski kartıyla birlikte ama yeni Beşiktaş'a geçtiği kartıyla daha ilk defa oynuyor. Neyse şimdi Godin. Godin'den pas. Griezmann bu arada Elif Elmas'ın da kartı çıkmış biliyorum. O da alabildiğim zaman direkt alacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Çok istiyorsunuz almamı. Ndiaye. Oba. Hadi bakalım. Abi yetişseydi çok iyi olabilirdi. İlk yarı 2-1 önde kapattık. 1-0 geriden gelip 2-1 geri dönüş yaptık arkadaşlar. Geri dönüşlerin hikayesi bir başka oluyor bizde. Hadi bakalım. Geçen videoda bir 3-3 beraberliğimiz vardı. Onu da telafi etmiş oluruz umarım. Hadi bakalım. Pablo Fornals. Godin. Inigo Martinez. Dani Ceballos. Morata o biraz, bir dakika bir dakika, birazcık sıkıntı oldu. Şöyle bir hayır. Plase vursa gol. Plase vursa gol diyor. Vurmadı. Niye vurmadı bilmiyorum abi. Bu oyuncular gerçekten bazen ilginç hareketler yapıyor. Bak adam şu anda üzgün. Roberto Carlos. Tamam. Biz de güzel güzel. Çok iyi abi. Tamam süper. Roberto Carlos şuraya şöyle bir pasını ver abi. Şöyle hop. Güzel. Şimdi Belhanda. Younes Belhanda. Manu. Manu düz ilerle. Bak şimdi bir daha düz ilerleyeceğim. Geçebilirse yok. Inigo Martinez o kadar kolay geçilebilen bir oyuncu değilmiş. Manu yine çok hızlı olduğu için geçer diye düşünmüştüm ama bir dakika, Burak Yılmaz hangi hareket yapıyordu? Abi yapmasam daha iyiymiş. Zaten çalım atabilmişim. Ama arkadaşlar ben erkenden baktım, bastım. Hareketi geç yaptı. Bu arada Vida ne yaptı ya? Vida böyle hareketler yapmazdı. Gökhan Gönül karşılar. Gökhan Gönül de süper defans arkadaşlar bu arada. Defansif anlamda Gökhan Gönül de gerçekten harika bir oyuncu arkadaşlar. Quaresma şimdi şöyle. Quaresma hadi abi. Aynen Ndiaye. Bu adam da plaseleri falan iyiydi ama. Of. Oğlum ne yaptı lan? Topu ayağında falan tuttu. Ben hiçbir şeye basmadım. Kendi kendine değişik hareketler yaptı. Her neyse abi, bir dakika, ben bir gol daha istiyorum ya bu maç. Hani adam çok şımardı. O yüzden adama bir gol daha atmak istiyorum. Normalde galibiyet zaten yeterli. Hatta atmasak da yeterli ama ben atmak istiyorum abi. Adam çok şımardığı için tam ortasına attım Ndiaye ile Burak Yılmaz'ın. O yüzden topu kaybettik. Dani Ceballos. Dembele. Bu arada Ceballos mu? Ceballos mu? Artık her neyse. Bu arada sesim gitti ya. Belhanda, Dembele, Griezmann yapma abi bunu. Bunu bana yapma. Hop Vida. Vida vur kafayı. Çok iyisin. Belhanda. Yazıcı. Roberto Carlos. Yapma abi. Tamam. Roberto Carlos'u hatalı pas atmak hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Zaten topu alıyor. Burak Yılmaz'dan harika bir pas. Şimdi Manu. Manu Godin'i geçer misin? Godin'i yok et Manu be. Ya bu adam rulet yapsa var ya, her şeyiyle muazzam bir oyuncu olurdu. Sadece rulet yapmaması sıkıntı. Ve o da bayağı bir bozuyor aslında işleri. Roberto Carlos'u da ben geri doğru koşacağım. Sonra basacağım arkadaşlar birazdan. Evet, şu an basma zamanı geldi derken
Adam zaten topu bize verdi ve maalesef arkadaşlar muhtemelen maç bu şekilde sonuçlanacak. Ama gerçekten kusura bakmayın, atak yapamadım. Quaresma ile direkt ara pas denedim. Ya aslında var ya, yapılırmış ya. Belki de yapılırdı. Quaresma ile ilerlesem belki maçı hakem bitirmezdi. Ama arkadaşlar FIFA'nın hakemleri hiç belli olmuyor. Belki bitirebilirdi. Maçı da 2-1 kazandık. Bir sonraki bölümde arkadaşlar muhtemelen 94 gene oluruz. Çünkü ben coins bir şekilde kasacağım abi. İkon turnuvasını oynayacağım. Zaten dünkü videoda ben size onları göstermişimdir, kastığımı veya kasamadığımı. Hemen şunları da açmaya başla diyelim arkadaşlar. Buradan da güzel kar ediyoruz aslında. Hemen şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bir tane daha 45.000 coinslik paket açacağım. Bakalım paketten ne çıkacak. Hemen görelim arkadaşlar. Hop. Bom. Bakalım ne geliyor. Hadi abi şöyle güzel bir oyuncu çıkartabilirsek şu paketten. Hoş olacak. Wankuten, Wule ve Molina. Maalesef abi düşük bir oyuncu çıkardık. Ve arkadaşlar burada da o zaman videomuzun sonuna geldik. Hepinize buradan iyi seyirler diliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bakın videoya kankam like at. Lütfen like at ya. Like at abi. Sadece tek isteğim like atman, daha fazlası için. Ve şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da efsane ötesi bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum. Bakın gerçekten adamsınız be. Siz abone olanlar var ya, kralsınız. Neyse hoşça kalın ve bye bye.